arkadaşlar. Bu videomuzda Kodu Game Lab ile oyun yapacağız. Bu videonun konusu sayı tahmin üzerine olacak. Yani kodu karakterimiz aklından bir rakam sayı tutacak. Biz de bu rakamı tahmin etmeye çalışacağız. 1 ile 9 arasında rakam tutabiliyor aklından. Sadece klavyedeki 1 ile 9 arasındaki rakamları kullanarak da biz bunları tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi sağ tarafta 4 tane renk var arkadaşlar. Bunlar puan gösterecek. Siyah, kırmızı, yeşil, sarı. Siyah renk Bizim tahmin ettiğimiz sayı olacak. Yani işte 1'e bastık örneğin siyah renkte 1 yazacak. 5'e bastık 5 yazacak. Bu şekilde arkadaşlar biz tahminde bulunacağız. Kırmızı olarak görünen en son yani bizim 3 tane hakkımız olacak. Bu 3 tane hakta biz bulamazsak bu rakamı kırmızı renkte doğrusu görükecek. Yeşil olan diyelim ki doğru tahmin ettik. Doğru tahmin ettiğimizde yeşil bizim puanımız olacak. Yani bildiğimiz kadar olacak arkadaşlar. Yani her doğruda bir bir artacak. Sarı ise ne dedik? Hakkımız var. Bu bizim hakkımızı gösteriyor. En başta sıfır. Yanlış bildikçe burası 1, 2, 3 olacak. 3 olduğunda artık hakkımız kalmıyor. Tekrardan kodunun yeni bir rakam tutması gerekiyor. Şimdi nasıl başlıyoruz? Kodu karakterine tıklıyoruz ve karakterimiz zıpladığında aklından bir tane rakam tutuyor. 1 ile 9 arasında. Biz de Klavye üzerindeki rakamları tıklayarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Örneğin 6'ya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi siyah da 6'yı gösterdi arkadaşlar. Şimdi aklımdaki sayıyla bizim tahminimizi kıyaslamamız gerekiyor. Bunu da boşluk tuşu ile yapacağız. Boşluk tuşuna bastığımda yanlış tahmin daha büyük bir sayı deneyin diyor arkadaşlar. Buradaki yazım etni gidesiye kadar herhangi bir şey yapmayın. Çünkü bazen yazım etni çıkmayabiliyor. Uygulamada böyle bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama yazı gittikten sonra devam edebiliriz. Ne diyor? Daha büyük bir sayı. Ne diyelim? 8 diyelim arkadaşlar. Boşluk diyorum. Tebrikler. Doğru tahmin. Koduya tıkla. Yeni bir sayı tutsun diyor. Yeşilimiz 1 arttı. Sarı 1 oldu. Neden arkadaşlar? Bir tane yanlış yapmıştık. Şimdi koduya tekrardan tıklıyorum. Zıpladı. Yeni bir rakam tuttu. Tekrardan bakalım. Örneğin 7 diyorum. Boşluk şuna tıklıyorum. Yanlış diyor. Daha küçük. Ne diyelim arkadaşlar? 4'e basıyorum. Yanlış tahmin daha küçük. Ne oldu burada? Sarı 2 oldu arkadaşlar. Son bir hakkımız kaldı. Yani rakamımız 1, 2, 3 olabilir. 2 diyelim örneğin. Tıkladık arkadaşlar. Yanlış tahmin daha büyük diyor. Neymiş bizim tuttuğumuz rakam? 3. Maalesef bilemediniz. Doğru cevap kırmızı sayı diyor. Buradan kırmızı sayıya bakıyoruz. 3 arkadaşlar. 2 değil 3 yapsaydık doğru bilecektik. Evet oyunumuzun genel çalışma mantığı bu şekilde. Diğer taraf arkadaşlar buradaki çiçekler, ağaç, ev, dekor kısmı. Yani buraya dekorsuz da kullanabilirsiniz. Veya yaş grubunuza uygun dekorlar da kullanabilirsiniz. Alan size kalmış. Sadece önemli olan buradaki kodu karakteri. Şimdi ESC diyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ev şartına tıklıyorum. Ve yeni dünya diyerek temiz bir dünya oluşturalım. Ne yapalım? İlk önce yine bir önceki dekorlardan başlayalım. Şöyle alanımızı bir tık genişletmek istiyorum birazcık genişlettik. Şimdi koduya tıklıyorum. Sol tarafa bir tane ev ekleyeyim. Evet kulübe ekliyorum arkadaşlar. Şöyle sağ tuş yapıp ne diyelim döndür diyelim. Şöyle yönünü bizden tarafa çevirelim. Daha sonra üzerine geliyorum. Rengini kırmızı yapıyorum. Diğer tarafa tıklıyorum. Bir tane ağaç ekleyelim buraya. İstediğiniz ağacı ekleyebilirsiniz. Şöyle büyük ağacı ekliyorum. Tabi büyük olduğu için birazcık küçültelim. Şöyle arkadaşlar 0.5 olarak ayarlıyorum. Yine kopyala yapıyorum. Diğer tarafa bir ağaç daha yapıştırıyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet iki ağaç yeterli. Şimdi kodu karakterimi şu kapının önüne bırakıyorum. Tabi yönünü bizden tarafa çevirelim. Döndür diyorum. Şöyle yönünü çeviriyoruz arkadaşlar. Rengini de değiştirebilirsiniz. Üst taraftan rengini de değiştirebilirsiniz. O da kırmızı olsun. Hatta ikisi birbirine uyumlu olsun. En son patik aracını seçerek de sağ tuş yapıyoruz. Buradan flora ekle diyerek çiçeklerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde çiçeklerimizi ekliyoruz. Tabi şöyle birazcık diğer tarafa çekebilirsiniz. Dışarıya doğru çıkmasın. ESC diyorum. Şöyle oyunumuza baktığımızda arkadaşlar alanımız hazır. Tek yapmamız gereken kodlamaya geçmek. Şöyle zeminde de ayarlayabilirsiniz. Yönü şöyle olsun. ESC diyelim bakalım. Evet şu an güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi şuradan nesne aracını seçiyorum ve kodu karakterime sağ tuş yapıp programla diyorum. Tek bir karakterimiz var. Bu karakter içerisinde bütün kodları yazacağız arkadaşlar. Eğer diyerek başlıyoruz. Eğer diyorum. Ne dedik başta? Karaktere tıklıyoruz. Neyle tıklıyoruz? Mouse'la, fareyle. Farenin sol tuşunu kullandığımızda diyoruz. Tabii nereye tıklayacağız? Sol klik olarak. Şu an böyle bıraksam. Herhangi bir yerde boş bir zeminde de tıklasam işlem görecek. Diyorum ki bana tıkladığında. Neredeyim ben? Kodu içerisindeyim. Bana tıkladığında diyorum arkadaşlar. Ne yapacak? Bir tane aklından sayı tutacak. Oyuna geliyorum. Skor ayarlı diyorum. Artıya tıklıyorum yanından. Burada arkadaşlar ekranda görünmemesi gerekiyor. Yani ekranda işte renklerle gösterdiğimiz ekranda görünecek. Biz renkte göstermeyeceğiz. Ne kullanacağız? Burada arkadaşlar özel skorlardan kullanacağız. Geliyorum arkadaşlar T harfini seçiyorum buradan. Herhangi bir harf seçebilirsiniz. Sadece tahmin tuttuğu gibi kelimeleri anlatacak bir harf seçmek istedim. T harfini seçiyorum buradan. T harfi ne yapacak arkadaşlar? Rastgele 1 ile 9 arasında rastgele bir sayı seçecek. Artıya tıklıyorum. Rastgele diyorum. Tabi rastgele dediğimizde çok geniş bir kapsamı var. Biz bunu sınırlandıracağız. Artıya tıklıyorum yine arkadaşlar. Puan diyorum. Buradan 9'u bulmam gerekiyor. 10 dediğimde tahmin olarak 10 sayısını da tutabilir. Biz 9 diyoruz. 9'u nasıl elde edeceğiz? 5. 1 de 4 koyduğumuzda yanına 5 artı 4 9. Yani 1 ile 9 arasında rakamları tutacak aklında. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Zıplıyor. Yani ben sayıyı tuttum anlamında bir hareket yapıyor. Buraya ses de ekleyebilirsiniz, zıplama da ekleyebilirsiniz, parlama da ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Bu nerede olacak? Bir tık içinde olacak. Yani burada tıkladığımda sayı tutacak bir de zıplama işlemini yapacak. Eğer kısmına bir şey yapmıyorum. Artıya tıklıyorum yaptı. Ne dedik? Zıpla. Eylemlere geliyorum. Daha fazla diyorum. Buradan zıpla diyorum arkadaşlar. Ne yapacak şimdi? 1 ile 9 arasında bir rakam tutacak. Bunu t skoru içerisine atacak ve zıplayacak. Zıpladıktan sonra tabi bir de bizim renklerimiz var burada. Bu renkler üzerinde bazı işlemler yapması gerekiyor. Yani sıfırdan başlamış gibi göstermesi gerekiyor. O yüzden yine içeriden devam ediyoruz. Şu an hala mouse tıklandığının altındayız arkadaşlar. Bu girinti çıkıntılar önemli kodlamada. Yanlış bir girinti çıkıntı yaparsanız doğru işlemi elde edemezsiniz. Girinti çıkıntıya dikkat edelim. Şimdi yine eğer kısmına bir şey demiyorum. Yap kısmına geliyorum. Oyun diyorum. Skor ayarlı diyorum arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Biz tıklıyoruz. Hafızada aklında bir sayı tutuyoruz. Benim bunu bir yerde saklamam gerekiyor. Yani ben sayı tuttum anlamını taşıyacak bir depoya ihtiyacım var. O yüzden de yine tabi bu da aklında yani sağ tarafta görünmesine gerek yok. Arka planda yardımcı bir değişken olarak düşünebiliriz bunu. Yine özel skorlara geliyorum. Burada herhangi bir harf seçebilirsiniz arkadaşlar. A diyorum örneğin. A'yı ne yapacak arkadaşlar? Burada puan diyorum. Herhangi bir rakam verebilirsiniz. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir sayı. Puanı bir yap diyorum. Yani ne demiş olurum arkadaşlar? Tıkladığımda sayı tutuyorum. Ve bunu da oyuna bildiriyorum. Ben bir sayı tuttum demek istiyorum. A'yı bir yaparak. Biraz sonra A'yı sıfır yapacağız. Bu da ne demek oluyor? Benim aklımda şu an bir sayı yok demek oluyor ki oyunu devam ettirmesin. Bu sadece... Artık tuşlar çalışabilir. İşte boşluk tuşu çalışabilir anlamında kullanacağız bunu. Yardımcı bir değişken. Bir yaptık arkadaşlar. Aa, devam ediyoruz yine. Bir tık içeriye giriyorum yine. 1, 2, 3, 4 olarak gidiyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? Biz sayı tahmin ediyoruz. Ama yanlış da tahmin edebiliyoruz. Benim bunu ilk başta ayarlamam gerekiyor. Yani sıfırlamam gerekiyor. O yüzden yap diyorum. Oyun diyorum. Buradan skor ayarlı diyorum. Biz yanlış tahminlerimizi hangi renkle göstermiştik? Sarı renk demiştik. Tabi siz diğer renkleri seçebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Ben sarıyı seçiyorum arkadaşlar. Sarıyı ne yapacak? Sıfır yapacak. Yani yeni bir aklımdan sayı tuttuğumda benim bütün haklarımı iade edecek, hatalarımı silecek, sıfır yapacak. Bir de ne var arkadaşlar? En son 3 tane hakkımız bittiğinde biz kırmızı skorda neyi gösteriyoruz? Sayının doğrusunu. Yani bilemedin sen bu sayıyı işte sayın buydu demek için bir renk kullanıyoruz. Bunu da sıfırlamamız gerekiyor ki karışıklık olmasın. Yine bunda ne yapıyoruz? Oyun diyorum. Skor ayarla diyorum. Buradan rengi seçiyorum. İstediğiniz rengi yine seçebilirsiniz. Tabi sarı rengi seçemem. Kullanmıştım bunu. Başka bir renk seçeceğim. Kırmızıyı seçiyorum. Kırmızıyı da ne yapacak arkadaşlar? Başlangıçta sıfır yapacak. Evet. Tertemiz bir sayfayı oluşturduk. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer içeriye girmeyeceğim. Şu birinci ile aynı hizada olacak. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada ne yapmıştık biz? A'yı 1 yapmıştık. Bunu kullanmam gerekiyor artık. Yani bu A değişkenini kullanacağım. Eğer diyorum skor yaptı. Hangi skoru arkadaşlar? Özel skorlardan A skorunu. Ne yaptı arkadaşlar bunu? Karşılaştır dediğim eşittir diyorum. Ve kaça eşitleyeceğim? 1'e eşitleyeceğim. Diyorum ki burada A eşittir 1 ise ne yapsın? Ben aklımdan bir sayı tuttum. Sen diğer kodlarını çalıştırabilirsin artık. Demek için bir izin olarak kullanabilirsiniz. Ama a 1'e eşit değil 0'a eşitse işte ben 1'den 9'a kadar rakamlara tıklasam da aktif etmeyecek. İşte boşluk tuşuna bastığımda kıyaslamayacak. Neden? Çünkü kodu karakteri aklından bir sayı tutmamış. Tutmadığı için de benim bunu tahmin etmem gerekmiyor. Sadece 1 olduğunda yani aklından sayı tuttuğunda ben bunu tahmin edebilirim anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık yine içerisine gireceğiz. Şöyle geliyorum bir tık içerisine giriyorum. Ne dedik? A eşitse 1 dedik. Bunun içerisine girdim. Artık ben ne yapmam gerekiyor? Boşluk tuşunu ve diğer tuşları kullanabilirim anlamına gelecek. Buradan boşluk tuşundan başladım. Klavye'den çeşitli tuşlar yani boşluk tuşu Tabii diğer tuşlarda kullanabilirsiniz, bir enter kullanabilirsiniz. Klavyeden boşluk tuşuna tıkladıysam, şöyle geliyorum içeriye. Artık bu hiza değil, bir tık daha içeriye giriyorum arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor artık? Kıyaslamalara başlamam gerekiyor. Boşluk neydi? Tutulan sayı ile tahminim arasında kıyaslama yapmaya yarıyordu boşluk tuşu. Biz de boşluk tuşunun alt satırına girerek işlemlerine başlıyoruz. Yine diyorum, eğer skor yaptıysa, Skor hangi skor arkadaşlar? Bu sefer T'yi kullanacağım. Pardon, siyah rengi kullanacağım. Skor yaptı siyah. Neydi siyah? Benim 1 ile 9 arasındaki tahmin ettiğim rakamları içeriyordu. Bu eşit değilse diyeceğim arkadaşlar. Kaça eşit değilse 0'a eşit değilse. Ne zaman 0'dı bu? İlk başta oyun başladığında 0'dı arkadaşlar. 0'a eşit değilse diyeceğim. Yani herhangi bir rakama basmam gerekiyor sıfıra eşit değilse yine bir alt satıra iniyorum. Şöyle bu sefer 8'in de bir iç satırına giriyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yine skor yaptı diyorum. Ne skoru bu sefer? T yani tutulan sayı olacak. Private özel skora geliyorum. Şuradan daha fazladan T'yi buluyorum. T skoru eşitse yani tutulan sayı eşitse benim tahminim o neydi? Siyah tutulan sayı eşitse tahminime ne yapacak arkadaşlar? Bir ses çıkarsın. Yani doğru anlamına gelecek. Bir ses çıkarsın. Ne yapsın? Artı diyorum yap kısmında. Buradan eylemlere geliyorum. Daha fazlaya geliyorum. Buradan çal diyorum arkadaşlar. Ne çalacak? Burada seslerimiz var kodu içerisinde. Olaylar, müzik, ortam gibi sesler var. Olaylara geliyorum. Burada arkadaşlar oyun var. Oyuna geliyorum. Oyun içerisinde şu şekilde sesler var. Neydi bu? Eşitti. Yani doğruysa anlamında kazan sesini çıkartacak. Yani arkadaşlar ben doğru bildiysem bir ses çıkartacak. Bu da kazan anlamındaki ses olacak. Tabi sadece ses çıkartmayacak. Başka işlemler de yapacak doğru olduğunda. O yüzden yine içerisine giriyorum. Şöyle adım adım giriyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burası merdiven gibi. Hepsi bir bir içerisinde. Buna dikkat edelim. Şimdi Eşitlik durumunda ses çıkar. Daha sonra ne yap? Eğer kısmına girmiyorum. Direkt yap kısmından devam ediyorum arkadaşlar. Oyun diyorum. Skor ayarla diyorum. Hangi skor ayarlayacak? A. Yani şu şekilde A diyorum. A'yı sıfır yapacak. Bu ne demek oluyordu? Benim A ne işime yarıyordu? A skoru. Aklımdan bir sayı tuttum. İşlem yap anlamına geliyordu. Şu an sıfır yaptığımda ise artık benim aklımda bir sayı yok. Sen tekrardan koduya tıkla aklından yeni bir sayı tutsun anlamına geliyor. Yani biz A skorunu kendimiz için kullanıyoruz. Arka planda çalışan yardımcı bir değişken. Sıfır yaptık. Yine 11. adımdan devam ediyoruz. Şöyle 10 aynı hizaya getiriyorum bunu. Burada yine diyorum yap diyorum oyun diyorum. Bu sefer skor ayarla değil skoru arttır diyeceğim. Ne yaptık biz? Bir tanesini sayıyı tahmin ettik. Ve bizim bir tane puan kazanmamız gerekiyor. Bu neydi? Yeşil renk. Skoru arttır diyorum. Yeşil renk skorun arttıracak. Kaç puan? Her soru için arkadaşlar bir puan anlamında veriyorum ben. Yani bir tane doğru bildiğin anlamında olacak. Skoru bir arttırdım. Şimdi ne yapmasını istiyorum? Şöyle yine içeriye giriyorum. Bir de bize yazılı olarak bunu belirtsin. Yap diyorum. Eylemler diyorum. Buradan söyle diyorum. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ne diyebilirsiniz? Tebrikler. Doğru tahmin diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gülücük atalım. Doğru tahminden sonra ne yapacak? Koduya tıklayıp Koduya tıklayıp yeni rakam tuttur diyebiliriz arkadaşlar. Veya farklı metinler yazabilirsiniz. Çok uzun olmazsa daha iyi. Çünkü ekranda kalma süresini etkileyebiliyor. Ve okunurluğu etkileyebiliyor. Kaydet diyoruz. Evet eşit olduğunda gerekli işlemleri yerine getirdi. Ne yaptı? Ses çaldı. İşte aklımdakini sildim diye bir uyarı verdi. Hakkım olan bir puanı bana verdi. Ve ekranda bir yazı olarak bunu belirtti arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yine içeriye giriyoruz. Tabii bu 12 ile aynı hizada olmayacak arkadaşlar. Bir tık geriye alıyoruz bunu. Yani şuradaki 9. basamakla aynı hizada olacak. Şimdi devam ediyoruz. Eşitliğini verdik. Şimdi bir de eşit değilse kısmına bakabiliriz. Geliyorum eğer. Skor yaptı diyorum. Hangi skoru? T arkadaşlar. Private. Daha fazla. T skoru. Yani aklımızdan tuttuğumuz rakam. Artı diyorum. Karşılaştır diyorum. Eşit değilse. Çünkü burada eşitliğini yapmıştık. Eşit değilse diyorum arkadaşlar. Eşit değilse. Neye eşit değilse? Artıya tıklıyorum. Benim tuttuğum sayı. O da neydi? Siyah. Siyaha eşit değilse yine ne yapsın? Bir müzik çalsın. Yap diyelim. Eylemler diyorum. Daha fazla diyorum. Çal diyorum. Burada neyi çalacak arkadaşlar? Yine olaylardan. Oyun içerisine geliyorum. Kaybet anlamındaki sesi çalacak. Kazan ve kaybet anlamındaki sesleri çaldırıyoruz. Şimdi içerisine girelim. Sadece müzikle, sesle olmuyor. Devam ediyoruz. 13'ün bir alt basamağında iç kısmındayız. Şimdi 14. basamakta ne yapacak? Artıya tıklıyorum. Yap kısmında artıya tıklıyorum. Oyun diyorum skoru arttıracak. Hangi skoru arttıracak? Ben ne yaptım? Yanlış bir tahminde bulundum. Benim tahmin hakkıma bir ekleyecek. Kullandığım hakkı ifade edecek. O yüzden skoru arttıracağız. Biz sarı rengi kullanmıştık arkadaşlar. Tahmin hakkı için. Sarı rengi bir puan arttıracak. Yani ne yaptım ben şu anda? Bir tane yanlış tahmin ettiğimi ekranda belirttim. Devam ediyoruz. Ve bunu bir kez yapsın. Bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir kez arttır diyorum. Yani sürekli arttırmasın. Devam ediyorum şimdi. İçeriye yine giriyorum 15. satırda. Bu 14 ile aynı hizada. Bu sıralar önemli. Karıştırmayın lütfen. 15 tane yapacağız arkadaşlar. Skor eğer diyorum skor yaptıysa hangi skor? T. Geliyorum private Daha fazla diyorum. Ve T diyorum. T şimdi eşit değil ama sayım yani benim tuttuğum sayı tahminden küçük mü büyük mü bunu kıyaslayacağım ki ben oyuncuya bir geri dönüş sağlayacağım. Yani daha küçük bir sayı tut veya daha büyük bir sayı tut diye yardımcı olacağım. O yüzden karşılaştır diyorum. Burada arkadaşlar küçüktür diyorum. Yani tutulan sayı küçükse benim tahminimden yani siyah rengin tahmininden küçükse ne yapacak? Ekrana bir yazı ile bunu belirtelim eylemlere geliyorum. Söyle diyorum. Ne söyleyecek arkadaşlar? Yanlış tahmin. Evet, tahminin yanlış. Hatta bir üzgün işareti koyabiliriz şu şekilde. Yanlış tahmin diyoruz. Ama nasıl yanlış tahmin? Yani burada bir yardımcı vermem gerekiyor ki daha küçük bir rakam mı, daha büyük bir rakam mı gireceğini kullanıcı oyuncu bilsin. Ne diyelim? Daha küçük rakam gir diyelim. Buraya istediğiniz metinlere girebilirsiniz. Yanlış tahmin daha küçük bir rakam gir arkadaşlar. Okey. Yani benim tuttuğum sayı tahminimden küçükse daha küçük rakam gir ki tahminini yap arkadaşlar. Daha sonra 15'i sağ tuş kopyalı diyorum ve yapıştır diyorum 15'e. Alt kısma geliyorum. Burada küçüktür işareti üzerine tıklayarak karşılaştır büyüktür diyorum. Yani tahmin benim tuttuğum pardon tutulan sayı benim tahminimden büyükse ne söyleyecek? Sadece şurada yanlış tahmin daha büyük bir sayı gir diyecek arkadaşlar. Tek farklı yeri burası. Evet, bunu da hallettik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yukarıya doğru geliyorum. İşlemleri yaptık. Şuradaki 1'e eşitse dediğim bölümün aynı hizasında bir işlem daha yapacağım. Şuradaki içteki işlemler 6. basamanın altındaydı. Şimdi yapacağım işlem 6. basamağın altında olmayacak. Aynı hizasında olacak. Onu nasıl yapacağız? Şu şekilde arkadaşlar geldik buraya. Şununla aynı hizada şu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Hala mouseum aynı hizada. Evet, bir içeride. Bakalım şöyle. Pardon arkadaşlar, yanlış yeri gösteriyorum. 6. değil, 7. basamakta olacak. Yani boşluk tuşuyla aynı olacak. Çünkü ben ne diyeceğim? Aklında bir sayı varsa hatayı kontrol etsin yani hata yaptığını kontrol etsin. O yüzden bunun içerisinde olacak. Yani 7 ile aynı hizada olacak. Şöyle geliyorum. Evet şu an aynı hizada. Bazen karışıklık olabiliyor. Şu şekilde 7'nin üzerine tuttuğumuz mavusu sadece ortadaki topu çevirerek aşağı iniyoruz. Evet aynı hizada. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz işte 1 2 3 9'a kadar olan rakamları tek tek tanımlayacağız. Eğer diyorum Klavyeden rakamlar hangi rakam birden başladım Bir rakamına tıkladıysak ne yapacak? Skor ayarla diyeceğim yine oyunlardan skor ayarla diyeceğim. Hangi skor? Ben rakamı bastığımda buradaki siyah skor değişecek. Yani tahminim olacak. O yüzden siyah skoru kaç yapsın? Bir yapsın arkadaşlar. Bir için bir yapıyoruz. Yine kopyala diyorum. Yapıştır diyorum şöyle. Şurası 1 değil de ne olsun? Rakamlardan 2 olsun. 2 yaptığımızda ne yapacak? Puanı 2 yapacak. Tek tek kopyala yapıştırarak arkadaşlar 9'a kadar gidiyoruz. Şurası 2 değil. 3 olduğunda puanımızı 3 yapacağız. Kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. 4 olduğunda Rakamlardan 4 olduğunda puanımızı puan içerisine geliyorum. 4 yapıyorum. Devam ediyoruz. Kopyala. Yapıştır diyorum. Rakamlardan 5 olduğunda ne yapacak? Skorumuzu 5 yapacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kopyala. Yapıştır diyorum. 5 değil de 6 ise ne yapacak? Şöyle 6 diyorum. Puana geliyorum. Burada 6 yok arkadaşlar. O yüzden 5'i burada bırakıyoruz. Yanındaki artıya tıklıyoruz. Puanı bir daha ekle diyoruz. Toplam arkadaşlar siha aktarılıyor. 5 artı 1 6 yapıyor. Şu şekilde kopyala yapıştır diyorum şimdi. 6'dan sonra hangisi var? 7 var. Rakamlardan 7'yi seçiyoruz. 5 artı ne olacak? 2 olacak. 7. Kopyala yapıştır yapıyorum. 7'den sonra şöyle rakamlara geliyorum. 8'i seçiyorum. 5 artı 3 olacak. En son kopyala yapıştır yapıyorum. 9 da de bütün rakamları yapmış oluruz. 5 artı 4 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık biz? Bütün rakamları tek tek ayarladık. Şimdi sırada ne kaldı? Bizim hakkımız olan sarı renkte gösterdiğimiz hata payı kaldı. Şimdi ondan da devam edelim. O en başta olacak. Onu değiştirmiyoruz. Yani içeriği almak Yok arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. Eğer diyorum skor yaptıysa. Hangi skor? Sarı olan. Yani benim hata payım olan skor. Kaça eşitse karşılaştır eşitlik alıyorum. 3'e eşitse burada arkadaşlar kaç tane hata hakkınız varsa onu seçeceksiniz. Ben 3 hak verdim. Yani 3 defada benim sayıyı tahmin etmem gerekiyor. Eğer 3 defada sayıyı tahmin edemezsem tekrardan koduya sayı tutmasını söylemem gerekiyor. Yani üzerine tıklamam gerekiyor. Sarıyı 3 yaptık. Yaptıktan sonra ne olsun? Skor ayarla diyorum. Oyunlardan skor ayarla diyorum. A'yı yani özel skorlardan A skorunu 0 yapıyorum. Hatırlarsanız neydi arkadaşlar? A benim yardımcı değişkenimdi. Aklımdan sayı tuttum veya aklımda sayı yok anlamına geliyordu. Aklımdaki sayıyı silmiş oluyoruz şu anda. A'yı 0 yaptık. Devam ediyoruz bu işlemin altından yani bir içinden devam ediyorum. Şimdi sarı 3'e eşitse bir tane bu işlemi yapacak. Daha sonra alttaki işlemleri de yapacak. Yap diyorum. Eylemlere geliyorum. Söylediyorum arkadaşlar. Ne yapması gerekiyor? Bana tekrardan bir ifade etmesi gerekiyor. Koduya şöyle tıklayarak yeni bir rakam tuttur diyelim arkadaşlar. Yani hakkınız bitti. Yeni bir rakam tutması için koduya tıkla diye burada uyarı olarak veriyoruz. Kaydet diyorum. Bunun dışında ne yapsın? Ne dedik en başta? Kırmızı renk bir skor göstermiştik burada. Bu şu an kullanmamıştık. En son ne dedik? Hakkımız bittiğinde tahmin edemediysek bu kırmızı renkte tutulan sayıyı gösterelim. Hemen onu ayarlayalım. Yine içeriye yazdım. Sarı 3 olduktan sonra bu işlemi yapacak. Yap diyorum oyunlardan skor ayarlıyorum. Hangi skoru? Kırmızı skoru. Ne atacağız kırmızı skor içerisine? Özel skorlardan T harfinin tuttuğu skoru atacağız arkadaşlar. Ya yani ne yaptık biz? Örneğin 5 rakamını tutmuştuk. En son tahmin edemediyse kırmızıyı 5 yapacak burada. Evet şu an kodlar hazır ama en baştan bir kontrol edelim şu şekilde. Yani iç dış olayları, girintiler önemli arkadaşlar. Birinci sabit herhangi işte olan olay yok. Tıkladığımızda sol tuşa koduya ne yapacak? Birden 9'a kadar rakam tutacak. Ve zıplayarak olduğu yerde şu an bir içe girdik. birin içerisindeyiz. Zıplayarak olduğu yerde ifade edecek. Yani ben aklımdan bir sayı tuttum anlamına verecek. Daha sonra 3 tane skoru başta ayarlıyoruz. A dediğimiz bizim yardımcı değişkenimiz. şu i̇şte Aklımda sayı var veya aklımda sayı yok anlamına geliyor eğer bir ise aklında sayı var. Sen diğer işlemlere devam edebilirsin diyor. Sarı renk benim hakkım olan hata payımı gösteriyor arkadaşlar. En başta sıfır hata yapıyoruz. O yüzden burası sıfır. Daha sonra hata yaptıkça 1, 2, 3 oluyor. En sonunda da 3 olduğunda artık yeni bir sayı tutmaya yönlendiriyor. Ve kırmızıyı sıfır yapıyoruz. Ki geri dönütümüzü sıfırlasın. Tekrardan yeni işleme başlasın anlamında oluyor. Şu an Altıncı basamakta birin hizasındayız arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Burada ne diyoruz? A eşitse 1'e yani kodu karakteri aklından bir rakam tuttuysa diyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen 7. basamakta 6'nın 1 içine giriyoruz. Klavyeden boşluk tuşuna basıldığında diyoruz. Tabi boşluk tuşuna basması için aklında sayı olması gerekiyor. 8. basamakta 7'nin 1 içine giriyoruz arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Siyah yani benim tahminim Sıfırdan farklıysa işlem yapacak. Eğer sıfırsa ben herhangi bir rakama basmış olmuyorum. Önce diyor ki bir rakama bas ki ben senin aktif olduğunu göreyim diyor. Bir rakama bastıktan sonra ne yapacak arkadaşlar? Artık boşluk tuşuna bastığımda tutulan sayıyla benim tahminimi kıyaslıyor. Eşitse yani doğru sayı tahmin ettiysem kazandığın anlamında bir ses çalıyor. Ve ek olarak 3 tane daha işlem yapıyor. Ek olarak yapılan işlemler bir alt basamağında yani içerisinde gösteriyor arkadaşlar. 9'un içerisinde 3 tane daha işlem var. Bunlar nedir? A'yı sıfır yap. Yani sen tamam doğru bildin. Artık aklında sayı yok olarak düşünebilirsin. Tekrardan yeni sayı tut anlamında A'yı sıfır yapıyor. Yeşil rengi bir arttırıyor. Yani sen sayıyı bildin. Bir puan kazandın anlamında gösteriyor. Ve diyor ki tamam doğru bildin artık koduya tıkla yeni bir sayı iste anlamında bir şeyler söylüyor. Şimdi 13. basamakta 9 aynı hizadeyiz arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Burada ne diyoruz? Burada eşitlik yapmıştık. Burada eşit değilse diyoruz. Eşit değilse buradan kaybettin diye bir ses çalacak. Hata verecek. Ses çalacak. Onun altında 3 tane daha işlem yapacak. Birinci işlem sarıyı 1. Yani benim hata payımdan bir tanesini kullandığın anlamında sarıyı 1 arttır diyorum. İki basamakta da işte hata yaptın. Ama işte doğru sayıya küçük mü büyük mü yakınlığını bilme amaçlı olarak biz arkadaşlar küçüktür büyüktür işlemi kullanıyoruz. Tahmin pardon, tutulan sayı küçükse tahmininden daha küçük bir sayı tut diye ipucu veriyoruz. Eğer büyükse de daha büyük bir sayı tut diye ipucu veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada ne yapıyoruz? Boşluk tuşunun aynı hizasında yani 7. basamakla aynı hizada 17'den devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 olarak 9'a kadar rakamları giriyoruz. Yani tuşladığımızda rakamları elde edeceğiz. 26. basamak en başta arkadaşlar. Herhangi bir içe girme olayı yok. Burada da hata payım. Yani sarı renk 3'e eşit olunca A'yı 0 yap. İşte tekrardan sayı tut anlamında bir şeyler söyle. Ve kırmızı rengi yani doğru sayıyı bana göster diyorum. Evet arkadaşlar şu an uzun uzun kodlarımızı da inceledik. Eşittir eşittir pardon ESC ESC diyerek ne yapıyoruz? Oyunumuzu oynamaya başlıyoruz. Şu an 4 tane renk var. Hepsi de 0. Tıklıyorum kodu karakterine zıpladı. Geri yerine geldi arkadaşlar. Artık ne diyor bana? Aklımdan bir sayı tuttum diyor. Tıklarım rakamlarımıza. 6'ya tıkladım. Ne yaptı? Burada 6 rakamını siyah renkte gösterdi. Boşluk tuşuna basıyorum. Yanlış tahmin. Daha küçük rakam gir diyor arkadaşlar. Yani bizim rakamımız 1 ile 5 arasında. 3'e tıklayalım. Boşluğa tıklıyorum. Daha küçük rakam gir diyor. Sarı renk ne oldu? 2 oldu. Yani şu an tek bir hakkımız kaldı. Ya 1 ya 2 arkadaşlar. 1'e tıklıyorum. Boşluk diyorum. Daha büyük diyor. Neymiş doğru rakamımız? 2'ymiş. Koduya tekrar tıkla. Yeni bir rakam tuttur diyor. 2'yi gördük. Yeşilden puan alamadık şu anda. 3 oldu. Şu an arkadaşlar rakamlara basıyorum. Ama ne yapıyor? Buradaki siyahı değiştirmiyor. Neden? Şu an aklımda bir sayı yok ki ben tahmin etmeye çalışayım. O yüzden boşuna işlem yapmasın diye oradaki iç içe girintileri ayarlamıştık. Tekrardan tıklıyorum koduya. Zıpladı. İndi aşağıya arkadaşlar. Yazı siliniyor buradan. Şu an yeni bir sayı var aklında, Rakam var. Tekrardan 5'ten başlayalım. Evet bu sefer tıkladım. Siyah da 5'i gösterdi. Boşluğa tıklıyorum. Yanlış tahmin daha büyük bir sayı diyor. Yani 6, 7, 8, 9. 4 tane şansım var. Ne diyelim? 7 diyelim bakalım. Daha büyük bir diyor arkadaşlar. 8 veya 9. 8 diyorum bu sefer. Daha büyük diyorum. Neymiş doğrusu? 9'muş arkadaşlar. Yine yanlış bildik. Bir defa daha yapalım bakalım. Doğruyu bulabilecek miyiz? Zıpladı. Yeni bir şey tuttu. Altı diyorum. Tıkladım. Daha küçük. 3 diyelim arkadaşlar. Boşluğa tıklıyorum. Daha büyük. 4 veya 5 kaç olabilir 5 diyelim bakalım daha küçük neymiş 4'müş arkadaşlar sayımız son kez deneyelim bakalım inşallah bu sefer tahmin edeceğiz zıplıyorum yine evet kaçtan başladım 5'ten başladım yine bu sefer daha küçük diyor 3 diyelim bakalım daha büyük diyor demek ki 4 arkadaşlar ne diyor tebrikler doğru tahmin Koduya tıklayıp yeni rakam al diyor arkadaşlar. Yeşili de bir arttırıyor. Hatamız ne? İki. Son hata yapmadan puanı kazandık. Tıklıyorum. Yeni bir rakam. Bu şekilde oyun devam ediyor arkadaşlar. Evet oyunumuzu ilk başta olduğu gibi sıfırdan tasarladık. Bu oyunda tek dikkat etmeniz konu ne arkadaşlar programla diyelim. Buradaki girintiler çıkıntılar sadece birbirinden karıştırırsanız yanlış işlemler elde edebilirsiniz veya doğru sonuca ulaşamayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu oyunumuzun sonuna geldik. Gelecek oyunlarda görüşmek üzere.